Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Görkan kardeşimin benden istediği bir takım vardı. Kendisi şu ligdeydi. Brezilya Serie A liginden Juventude. Juventus'un Juventude versiyonu düşünün. Böyle bir takımın dizilişini istedi ve o takımın dizilişi bu. Menajer olarak da Dragis için dizilişini istedi benden. Hızlı kontratak oynuyor menajerimiz. Eğer bu menajer 80 değilse sizde bazı arkadaşlar 64 olduğunu söylüyor şu an. Bunu değiştirebilirsiniz. Uzun süredir bu menajeri de kullanmıyorum biliyorsunuz. Bununla bir galibiyet serisi vardı. En son 30 maça falan çıkarmıştık o galibiyet serisini. Öyle videolarımız da vardı. Kanalda bulabilirsiniz. Şimdi bu menajerin farklı bir dizilişini oynayacağız. Ben ikinci yarıya Erling Haaland'ı saklamayı düşünüyorum. İleri üçlüyü 300 yaptık. Şöyle bir de rakibimizi aramaya bir geçelim. Hemen kısaca böyle direkt maça gelip keyifli bir maç yapmak istiyorum. Sinirlenmeden, sakince, momentuma hiçbir şeye aldırış etmeden sadece oyuna ve keyfe odaklı bir maç olmasını diliyorum. Ve öyle de olacağını umut ediyorum. Şut çekeceğim uzaktan. Kafama göre serbest oynayacağım arkadaşlar biraz da. Keyif almaya çalışacağım. Çünkü ben puanımı bak şu an 27 binlerdeyim. Ben bunu 5000'e kadar düşürüyorum. Uyuyorum, sabah bir uyanıyorum 10.000 olmuş. 2 gün maç yapamayınca 20.000 olmuş. Kendi kendine geri yükseliyor zaten. Rakibimiz ikinci klasmandan geliyor ve her zaman ikinci klasman daha tehlikeli. Neden biliyor musun? Yani o adamın kazanması gerekiyorsa ona bir şekilde oyun kazandırıyor, haberiniz olsun. Şöyle forvetlerimizi şöyle yaptık. Osimhen aldık çünkü ileriye bakıyor kendisi. Şuraya Tadic'i, şuraya mı alsak? Yok. İki tane oyun kurucuyla oynamak istiyorum bu sefer. Başka kimi alabiliriz? Rodri kalsın, Klaassen 10 numara oyuncu, ileri çıkışlar yapsın. Böyle bir dursun bakalım. Rakibin kadrosuna bir bakıyoruz. Rakip enteresan bir dizilişle geliyor. Sağ sol açığı hızlı. Hızlı hücumlar deneyecek zannedersen. Böyle fena değiliz. Formalarımıza bir bakalım. Forma sen sarı ol abi. Ben beyaz olayım. Daha tatlı olur. Maçımıza da başla diyelim. Bakalım nasıl bir maç çıkacak ortaya. Uzaktan şutlar deneyeceğiz. Kimle çekeriz? Tadiş ile çekeriz ve De Bruyne ile çekeriz. Çünkü Klaassen'in şut gücü biraz düşük diye hatırlıyorum. Kaçla vuruyormuş arkadaş? Ha, yanlışım var mı? 87 ile vuruyormuş. Demek ki orta sahadan sürekli şutlar denenebilir bu oyuncularla. Top ayağımıza geldiği sürece bakalım nasıl bir maç çıkacak ortaya. Ben de heyecanla bekliyorum rakibin hazır olmasını. Rakibimiz geldi. Top çevirme oynayacak. Şimdi rakip hızlı oyuncular almış ama top çevirme oynayacak. Tam ters bir versiyon yapmış. Hızlı kontra atak oynasa bence daha etkili olurdu bu oyuncularla. Bakalım nasıl bir etki çıkacak ortaya, onu da bilmiyoruz tabii ki. Şöyle bir pasımızı atalım. Osimhen'le başladık. Yukarıya döndük. Kylian Mbappe verdi pasını Tadic. Tadic buradan ilk şutu deneyecek. Tadic. O nasıl bir şut? Mükemmel vurdu be. Yemin ederim gol oldu sandım. Müthiş gidiyordu top. Kaleci son anda çıkardı. Tadic. İlk şut efsaneydi. Şuradan şöyle bir hava top attık. Bakalım kim geliyor oraya. Tadic orada olmadı. Gelişine Danilo. Kaleci bu nasıl kurtarır? Ne oluyor kaleciye bak. Müthiş başladık maça. Rakip ne oluyor demeye başladı galiba. Orta içeriye bir kafa olmadı. Korner mi oldu ben dedim. Bu nasıl bir başlangıç? Korner. Şuradan şöyle bir sert top gönderdik. Arka direğe doğru orta. Kaleciden seken top bir korner daha. Kaleci müthiş başladı. Kaleci de çok iyi ya. Şuradan şöyle yaptık. Şöyle bir sert ortayı daha gönderdik. Orta geldi. Kaleciden seken top karambol oldu. Alır mıyız? Aldı. Vurur musun? Bir şut yandan dışarıya çıktı be. Müthiş başladık maça. Olmadı. Tadic mükemmel vurdu. Kornerden seken topa güzel vurdu. Arkadaşlar şeyde ben ekranım karardı. Discord sunucumuz var. Yorumlara açıklamaya bırakırım. Gelin. Çok güzel bir ortam var. Çok güzel sohbet var. Çok güzel taktik fikir alışverişleri var. İrem oyun bakış açınızı geliştiriyor orada. Ben oradan gördüğüm taktikleri burada deniyorum. Güzel muhabbetler oluyor. Gelmenizi tavsiye ederim. Linki aşağıya bırakırım. Sizin için de değişik bir ortam olur. Offside. Tık. Çok güzel şutlar çekti ve bunları bana orada özelden de sorabilirsiniz. Direkt olarak birebir nasıl yapıldığını bu şutların, bu taktiklerin takıldığınız yerleri bana birebir sorup cevabını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizin için daha faydalı oluyor orası.
O yüzden beklerim. Çünkü YouTube'da yorum attığınız zaman bazen yorumları geç gözüküyor. Lan nereye kaçtın Mbappé? Hadi ayağa koy. Offside. Lan! Offside değil mi? Vallahi offside sandım. Vallahi offside sandım. Nasıl offside değil ya? Onu bir video montajda izleyeceğim. Hakem. Tamam böyle güzellikler yap bize. Sıkıntı yok ama haber ver. Bir işaret ver. Sana işte offside vermiyorum at gibisinden. Ne bileyim ben. Offside diye rast kenarda adım gitti şuta. Rakibin interneti mi koptu? Kopmalı oğlum. İlk rakibimiz maçı bıraktı arkadaşlar. Artık rakip mi maçı bıraktı? Oyundan mı çıktı? İnternet bağlantısı mı koptu onu bilmiyorum ama maç bir şekilde bitti. Şimdi Salah denedi şansını. Çeker top. Atar mısın onu? Teşekkür ediyoruz ve gol. Abi sistemde mi bir iyilik var bilmiyorum ama çok güzel oynatıyor. Bir şey var yani. Bilmiyorum vallahi keyfim geldi inanın. Çünkü böyle rahat goller atmak benim için bir mucize yani. Benim en zor attığım gol, rahat attığım goller. Şimdi Muhammed Salah. Aradan geçer mi? Campbell. Abi adamda da bir su tatarlar var. Delight, Campbell, Puyol. Mbappe kadroya bak. Top çevirme oynuyor bir de rakip. En tehlikeli rakiplerimizden biri. Şimdi verdi pasını Muhammed Salah. Toni Kroos deneyecek şansı. Toni Kroos kaleci. Çok iyi şutları var. Kaleciler coşuyor bu aralar. Ekranımız yine karardı. Bu problemi düzeltemedim gitti. Şimdi şuradan Toni Kroos'la şöyle bir sert bir orta açacağız. Sert bir orta gönderdik. Kaleci karışma be. Tüh. Bu çarpık gol oluyor biliyor musunuz böyle sert ortalar? Bak nasıl yapıyorum? Ekranı tam dayıyorum. Hemen sağ tarafı da kaydırıyorum. Şöyle düz de sert bir top gidiyor. Bırakmadı yine kaleciyi. Rakibi baskı altına aldık. İlk maçta rakip oyundan mı çıktı? Ne oldu bilmiyorum ama. Güzel bir maç oluyordu. Tadic ortasını açacak şimdi. Orta içeriye vurmadık. Vuramadık. Iniesta kafayla indirdi. Şimdi tehlikeli bir atak. Rudiger. Rudiger ayağı yamuldu. Bir şey oldu Rudiger'e. Evet. Rumenike. Ara pasını biz verdik Rumenike'ye. Kaleciyi çıkartıyormuş gibi yaparak kandırdık Allah'tan. Orta golü yiyecektik. Çarpan top ara pası gitti resmen. Şimdi oynadı aradan. Geçer mi geçmedi. İnternet bağlantısı bir şey oldu ekranda. Tadic koydu ayağı aldı. Şimdi Kylian Mbappe deneyecek. Kylian Mbappe. Kaleci yine. Çok iyi şutlar atıyoruz. Çok güzel oynuyoruz. Abi ben oynamayı seviyorum ya. Yani Gürkan kardeşime de teşekkür ediyorum. Bana böyle bir taktik önerdi. Güzel oluyor böyle taktikler. Keyifli oluyor. Orta kaleci Oliver Kahn. Şöyle geriye doğru biz koşalım. Ronaldo. Adamda yok yok. Bizim de kadromuz iyiydi de dağıttık hepsini ya. Oyun ağırlaşıyor bazen internetten dolayı galiba. Çok güzel çekti sahana. Güzel bir gol yedik. Şut pas çok güzel ya. Abi ben bu pasları atamıyorum. Gitmiyor. Oyuncudan dolayı mı neyden dolayı bilmiyorum. Kayarak da müdahale ettim ama. Gol. Yapacak bir şey yok. Güzel geldi adam. Ver pasını. Verdi şimdi. Muhammed Salah arada. Muhammed Salah. Attı zeferi. Muhammed Salah. Salah sıyrıldı. Salah. Yine kaleci ama. Adam bir atak geldi gol oldu. Neyse. Sıkıntı yok. Bu sefer sol ayaklı biriyle deneyeceğim abiler. Kim var sol ayak? Tadic vardır. Tadic neredesin? Aşağıda mı yukarıda mı? Tadic yukarıda. Bakın. Stoperle şu ön direğin orada duran oyuncunun ortasına top alacağım. Şu şekilde. Fazla içeri çevirdim ama olabilir yine. Bak ne oldu? Yine kontrayı yedik. Sıkıntı yok. İkili sıkıştırma. Oha ama ya. Ya oha ama ya. Vallahi oha ama ya. Bak bu sevinci yapıyor. Şurada iki oyuncu nasıl topu alamaz adam düz gider ya. Ya kötü oldu bu bizim için. Şimdi sağlığa doğru düşünce yine. Geçmedi bir sefer Delight. Toni Kroos deneyecek şansını. Toni Kroos çok kötü bir sefer. Moralim bozuldu abi. Adam iki tane pas, iki tane gol.
Bak böyle kontrollü oynayan oyuncular her zaman tehlikelidir, ben size söyleyeyim. Ya yeter ama kaleci. Vallahi yeter ama ya. Bak kornerden bir gol daha yersen var ya. Şuradan şöyle, oha çok yukarı attı. Salah orada dışarıya. Out olsun daha iyi. Stoperleri çağırmayı unuttum. Oyunu da durdurmak istemiyorum bu sırtınızdan. Ya çok sakin oynayalım. Biz biraz agresif oynamaya çalışıyoruz. Ondan kaybediyoruz bak. Topçu eline de böyle abi. Oyunun hızını düşüreceksin. Bak adam çok iyi oyun hızını düşürüyor ve şu an önde farkındaysanız. Şimdi verdi kaçtı Salah. Lan Salah'ın önüne doğru attı. Olmadı ya. Bir şut daha yine kaleci. Ben ne yapayım kaleci? Oliver Kahn'ın yaptığı kurtarışlara kaç tane kurtardı ya, çok merak ediyoruz. Vallahi çok merak ediyorum. Şuradan şöyle sert bir orta gönderdim. Çarparsa girer dedik. Benim oyuncular gelmiyor şu an. Lan Mbappe. Oyun geç algılıyor. Ben kafam uzun diye basıyorum. Bıraktıktan sonra Mbappe sonra adamın ayağına kayıyor. Kaç kurtarışı var? 5 kurtarış. 9 şutun 5'ini kurtarmış kaleci, bir gol olmuş. Adam 3 şut çekmiş, ikisi gol olmuş. Bu da şey aslında biraz hani biz şart vuruyoruz, uzaktan vuruyoruz ama adam sonuç odaklı oynuyor. Yaklaşıp yakından yavaşça gol atmaya oynuyor. Gerçek hayatta olduğu gibi ve bu yüzden oyunun dinamiklerini iyi kullanıyor adam. Bak defansta top yapacak. Zaten önde rahat. Ortaları öyle açtıktan sonra zaten adamın dizilişi, oyuncuları belli yani. Tecrübeli adam. Sıkıntı yok, bizim de tecrübelerimiz var ama şu şekilde topu alırsak, vermeseydik eğer o rakibi o topu. Kaleci aldı. Yani şükür alabildik. Şimdi kurtarayla aşağıya doğru gidiyor adam. Aşağıda adam varmış. Olmasa bile geliyor zaten. Verirsin abi. Bir daha ver abi. Hadi Mbappe. Hadi Mbappe. Hadi Tadic. Tadic ve yerden gol. Tadic ve yerden gol. Yani topa dokunuyor. Biz bu zaten şu çekiyoruz. Bu yerden gollerde topa dokunduğunuz zaman daha rahat gol oluyor tabii ki. Biz uzaktan çektiğimiz için kaçırıyoruz onları. Çoğunu. Iniesta abi, rakip çok şey ya. Geriyor ben oynarken yani. Orada kaleci kurtu. Hemen oyna oğlum. Hemen oyna oğlum. Verdi aşağıya şimdi. Hadi lan. Hadi hemen oynadı. Hadi lan, olmadı. Kempo. Toni Kroos. Önünü kesti Ronaldo'nun. Ronaldo hiç bak atmadı o topu. Normalde başka acemi bir oyuncu olsa topu atar ve kaptırırdı. Benim gibi. Kempo. Delight. Aşağı oynaya düşündük, adam geri yukarıya döndü, boşluk yarattı orada, orta içeriye Rüdiger orada. İndirirsin kimi, şimdi hızlı bir kontra şansı daha. Hadi be oğlum, üstteki adama niye atmıyorsun da diğer kaçan forvete atıyorsun? Rakip çok iyi. Lan. Önüne yattık ama alamadı giren. Rakip çok sakin geliyor abi. Çok sakin geldiği için de endişe veriyor. Ama hadi bak Mbappe kaçma orada işte ya. Orada benim hatam var. Ara pas attığım için Mbappe kaçtı. Orada yerden pas atsaydım Mbappe yani normal ayağa top atsaydım şunun gibi. Tövbe estağfurullah. Mbappe o topu alırdı diye umut ediyoruz. O topu atınca da almıyorsunuz işte. Anlamıyorum ki ben sizi. Şimdi verdi pasını. Tadiç'te Toni Kroos. Toni Kroos kaptırdı. Tadiç'e atmak istemedi çünkü. Nedenini kendi de bilmiyor. Şimdi Muhammed Salah. Campbell yanında. Salah. Campbell'a çalım denedik de Salah. Yapana kadar çalımın. Campbell topu aldı gitti. Salah daha kendi kendine sonra çalım yapıyor herhalde orada. Rumenike gördü yukarıda Ronaldo. Dakika 90. Olmak üzere yani. Bak. Topu alıyorum, geriye dönüyorum, benim oyuncum topu bırakıp kendi kendine geriye dönüyor. Sıfırda ipi uzatma, Iniesta bitir,
Bitir. Gol yemedin. Bitir bari hakem. Bari gol yemeden bitirdi. Bir önceki maçta hatırlıyorsunuz değil mi? Bir dakika uzatma verip saatlerce oynattı bizi. Arkadaşlar bu maç belli oldu. Güzel, keyifli oldu. Ben çok keyif aldım. İstatistikler ortada. Skor ortada. Adam iyi oynadı. Hakkını yememek lazım. Sonuç odaklı. Güzel oynayan bir oyuncuydu ama biz de bu kadar yapabildik. İlk kez bir denediğimiz taktikti. Elimizden bu geldi. Daha güzel videolar, daha iyi yayınlar ekranda olacak. Her zaman 17.00'da biz buralardayız arkadaşlar. Mümkün olduğunca. Sizleri Discord'da ve kanalıma üye olmaya, abone olmaya davet ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.